Değerli Transfer Plus izleyicileri, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sevgili Turgay Demir ile birlikte Fenerbahçe gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Ceren Dalgıç. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Harikayım. Sıcaklar bitti ya, harikayım. Hala ama kısa kolluyla oturuyorsunuz. Evdeyiz değil mi yani? Doğru. Evet, şimdi Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Fenerbahçe'de şu anda aslında ligi çok çok iyi başladı. Yeni hoca, yeni kadro. Aslında elinde çok değerli oyuncuları da var. Fakat en sonki Beşiktaş derbisinde gol beklerken çok da golle karşılaşamadık. Siz bu Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocanın kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi lafı uzatmadan, kestirmeden söylemek gerekirse Ali Koç Jesus'a yazık ediyor. Yani çok iyi bir teknik adam var. Kadronun büyük bölümü kusursuz fırtına gibi. Bir tek golcü olmadığı için Fenerbahçe ektiğini biçemiyor. Sağda akıttığı terin karşılığını skor tabelasına, puan cetvenine yazdıramıyor. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olamaz ise bunun baş sorumlusu da Sayın Ali Koç'tur. Çünkü bazen iyi bir teknik adam denk gelirse, bazen iyi bir kadro denk gelir. Bazen de iyi bir golcü. Bunun üçünü bir araya getirdiğinizde şampiyonluk denk gelir size. Şimdi bakıyorsunuz Fenerbahçe'ye. Ren maçına bakıyorsunuz, arkasına Alanya maçına bakıyorsunuz, Beşiktaş maçına bakıyorsunuz. Belli bir oyun planı var hocam. Bu oyun planı içinde bütün takımı hazır tutmak gibi. İşte Ren maçıyla Alanya arasında 8 tane oyuncu farkı var. Ama aynı oyun aşağı yukarı. Yani adam felsefesini takıma kabul ettirmiş. Öbür taraftan öyle bir hoca ki Beşiktaş maçında oyuncusu Salah'ı Muleka'ya faul yaptıktan sonra o yedek kulübesinde bir kargaşa yaşanırken orada oyalandığı için gidip onu fırçalıyor. O kadar da dikkatli. Diyor ki olay yerinde ne işin var? Orası karışmış. Tek başınasın. Bir faul yapılmış. Orada niye duruyorsun diyor. Ya bu kadar da maçı yaşayan bir adam. Her anını yaşayan. Bakıyorsunuz işte Valencia gol atmış. 7 golü var galiba. Diğer oyuncular da Pedro'dur, işte King'tir, şudur budur, birer tane ikişerden gol atmış. Evet. Ama Fenerbahçe'nin direkt bu adam golcü diyeceğim bir golcüsü yok. Ve bunun sıkıntısı sezon boyu sürecek. Ali Koç ne yaptı? Orta sahaya kaç adam aldı? İşte Crespo oynuyordu. O kadar adam aldı, Crespo oynuyor. Hem de çok iyi oynuyor. Son derbide biraz kendi standartının altındaydı. Kötüydü demiyorum. İşte sol kanada bu kadar oyuncu, sağ kanada bu kadar oyuncu. Golcü yok. En son taraftar baskısıyla ne yaptı? Gitti. Batshuayi aldı. Batshuayi senin evindekilerden farklı bir oyuncu değil ki. Dengesiz, kontrolsüz, 5 pozisyonda bir gol atabilme becerisi olan bir adam. Sana gerçek bir golcü lazım. İşte iyi durumdaki Beşiktaş'taki dönemini hatırlıyorum. Gomez gibi. Galatasaray'daki ilk dönemindeki Gomez gibi. Fenerbahçe'deki Van Hooijdonk gibi. Gerçek bir golcü. Ve sen bunu geldiğin günden bu yana beceremedin. İşin acı tarafı bu. Bir Vedat Muriç var senin aldığın golcüler arasında. İyi bir golcü olarak. Bir de isim olarak Slimani var. Onun dışında Samatta'lardan tutun, Perotti'leri, şunlara bunlara işte Valencia'ları hepsi forvet, kanat forvet, Rossi, şu bu, Berisha, hiçbirisi golcü değil. Yazık değil mi Fenerbahçe? 8 yılda şampiyon olamıyor. Beşiktaş maçında, Beşiktaş'ın kötü olduğu dönemde 3 tane pozisyon var. Bunlar bariz gol şansıdır, bariz goldür demiyorum. Ya ama iyi bir golcü olsa atardı birini. Senin golcün arkadaşından gelen pası kaleciyle beraber karşılıyor. Valencia yani offside oldu ya pozisyon. Ya Ersin elinden kaçırdı.
Şimdi ister Jesus olun, ister Guardiola, ne yapabilirsiniz ki? Ali Koç böyle bir teknik adam bulmuşken, elinde de geçen seneden itibaren iyi bir kadro varken, kadronun gereksiz yerlerini şişirip asıl ihtiyaç olan golcüyü almadığı için Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğunu kaybederse direkt bu yüzden kaybedecek. Golcüsü olmadığı için. Sana golcü nerede lazım? Sen Alanya'ya 5 gol atarsın zaten. Ya da Kayseri'ye ya da şu iş sahada bir Anadolu takımında oynadığında senin golünü Valencia atmazsa işte Pedro atar, o atmazsa arkadan gelir Crespo atar, şu atar, bu atar. Arkadaş, derbi desen bir ya da iki pozisyon bulursun. Üç pozisyon bulursun. İşte orada golcü lazım. Beşiktaş derbisi, Galatasaray derbisi, Trabzon derbisi. Avrupa'da ona keza. İşte bu kadro planlamasındaki vurdum duymazlık diye. Çünkü yeni bir şeydi. 4 yıldır, 5 yıldır böyle. Golcünün değerini bilememek. Ben dilim döndüğünce bir gol bin ayıp örter, pantolonu gösteren ütüdür, takımı gösteren golcüdür gibi özdeyişlerle hatırlatmama rağmen. Evet. Hani ev alma golcü al gibi. Stoper olmayan bir gün ağlar, golcüsü olmayan her gün ağlar gibi. Evet. Fenerbahçe bu sene ağlarsa golcüsü olmadığı için ağlayacak. Aslında Fenerbahçe'de birden çok kişi gol atıyor. Yani hep farklı farklı kişiler gol atmış baktığımız zaman. Ama bir tane böyle baba forvet dediğimiz bütün golün onda yoğunlaştığı bir forveti yok. Aynen. Şampiyonluklara baksınlar. Ben incelemedim. Ama hafızamda kaldığı kadar söyleyeyim. Beşiktaş'ın bütün şampiyonluklarında çok iyi bir santrforu vardır. İlhan Mansız vardır, Pascal Numa vardır, Feyyaz Uçar vardır, Ali vardır, Metin vardır, işte Gomez vardır, Abubakar vardır. Vardır ya. Yani. İyi bir golcüyle Beşiktaş şampiyon olmuştur. Tabii iyi bir teknik adam. Bakın Fenerbahçe'nin Zico dönemine. Bakın Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu, kupa aldığı, Avrupa'da iyi yerlere gittin. Her zaman iyi golcüsü vardır. Alex vardır, Van Oydok vardır, Kayt vardır, şu vardır, bu vardır. Yani takımı taşıyan, maça karakter koyan oyuncuların yanında bir de iyi golcüsü vardır. Oydok gibi, Alex gibi. Ya diyorum sen Vedat Muriç'in elinde tutsaydın Fenerbahçe golcü aramadı 4 yıldır. Vedat Muriç'ten sonra sen Vedat Muriç ayarında bir golcü alamadın. Bu Ali Koç'un ayıbıdır bana göre. Kendi kendine itiraf eder etmez bilmem ama bu sene şampiyonluğu kaçarsa başını vuracak, taş arayacaktır. Fenerbahçe bir yazık olacaktır. Beşiktaş'ın iyi bir golcüsü var. Vegos. Ha, dünya starı değil ama iyi bir golcü adam. Direkt golcü. Galatasaray'da işte Seferovic var. Bugün kötü, yarın iyi olur. Oynarsa Icardi var. Aile problemleri çok etkilemezse. Gomez var. Bunlar hepsi direkt golcü. Trabzonspor'da beğenirsin beğenmezsin bir short şey var. Gomez var, Maxi Gomez. Maxi Gomez var. Beğenirsin beğenmezsin. Geçen sene Cornelius gibi bir adamla şampiyon oldu. Direkt bir golcün olacak. Artı etrafındaki diğer kaç kişi gol atarsa o senin artın olacak. Ama önce direkt golcü. Takımın skor yükünü sezon boyu taşıyacak. 15 ile 20 arası gol atacak. Direkt bir golcün olacak. Yoksa sahada harcadığın enerji boşa gider. Oynadığın iyi futbol, ben bir gol günahı örter derken şunu kastediyorum. 90 dakika kötü oynat. Mesela Beşiktaş Fener derbisini izledin değil mi? Evet. Normalde Beşiktaş 70 dakika sahada yoktu. Son 20 dakikada Gezal girdi, ortayı yaptı. Vegos kafayı vurdu, direğe çarpmayıp gol olsa ne olacak? Bütün ayıplar örtülecek. Bütün ayıplar örtülecek. 70 dakikada kötü futbol unutulacak. Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenmiş olacak. Havaya girecek, takıma özgüven gelecek. Vadim İsmail diyecek ki ben artık yerim sağlam. Bir gol. Maçı kazanacak. İşte bir gol binayı börten dedim bu. O yüzden Ali Koç Jorge Jesus'a büyük kötülük yaptı. Devre arasında bu hatasından vazgeçen bir golcü alırsa hem hocasını kazanır, hem hoca gelecek yıllar kalmayı düşünebilir, hem takım şampiyonlarla. Aksi halde Jesus Fenerbahçe'den kaçmanın yollarını arayacaktır. Çünkü bütün dünyadaki teknik adamlar bilirler ki asıl olan birinci şart, hani atanı tutan iyi olacak, hepsi masaldır. Casillas 20 sene kalecilik yaptı, Casillas Avrupa futbolunda. Sorsan Uğurcan'ın yarısı değildir yani. Casillas diyorum.
Diğer babasından torpilli vardı ya. Şimdi aklıma gelmedi. Neyse. Ha, 20 sene yaptı Avrupa'da üç şey kaleci. İşte Liverpool'un kalesi daha sonra 5 yaşından geldi Karius. Yani atanın iyi olacak. Büyük takım sana ya. Atanın iyi olacak. Atan yoksa tutan olsa ne olur? En fazla berabere kalırsın işte. Atan yoksa tutan olsa ne olur? Hı-hı. O yüzden Fenerbahçe'ye yazık edecek Ali Koç bu gidişle Jesus'la ilk fırsatta sezon sonunda olur. Kaçmanın yollarını arayacak. Yeni takım arayacaktır. Niye? Golcün yoksa bilişsin. Jesus da bunu çok iyi biliyor. Adam kenarda kendini parçalıyor. Ali Koç da oradan rahat rahat izliyor. Yazık olacak bu iyi takıma. Beşiktaş'ta da yazık olacak diyorum. Hocadan dolayı bir defa. Al Jesus'u Beşiktaş'a. Ver Valerian İsmail'i Fenerbahçe. Fener ilk beşe gidemez. Beşiktaş muhtemelen yürüyerek şampiyon olur. Evet. Jesus'u Beşiktaş'a al. O Weghorst için öyle toplar getirir ki ona Gezal'ı öyle kullanır. Redmond'la Delali'yi öyle bir ikili yapar ki yıllar öncesinin Rıdvan'la Çelebiç'i gibi. Sonranın işte kayıtla bilmem kimi gibi. Yani ön tarafta ikili oynatacak oyuncuları öyle bir ayarlar ki Taliska'yla Bakar gibi. Sen her maçta yürüyerek gol atarsın. Aradaki farkı anlaşılsın diye Jesus ve Valerian İsmail örneğini veriyorum. Hı hı. O nedenle Fenerbahçe'yi bir golcü bulamazsa koca sezonu heba eder benden söylemesi diyeyim. Peki o zaman çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Rica ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederim. Bugün sevgili Turgay Demir'le birlikteydik ve Fenerbahçe'yi, Jesus'u, takımı konuştuk. Yayınlarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.